en popüler 6 cevabı arıyoruz. Kına gecesi. En popüler efsane yarışma aileler yarışıyor başlıyor. İşte karşınızda renkli ve eğlenceli sunumuyla Ufuk Özkan. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, akranlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranları başına. Aileler yarışıyor ha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Evet efendim, en sevilenler aileler yarışıyor da yarışmaya, ikinci kez yarışmaya devam ediyorlar. İlk ailemiz geliyor, Özmenler. Seyircimizin dışında çocuklar coştular. Çocukların hepsi sizin mi? Aynen, hepsi sizin. Hepsimize ait. Bir tanesi var aralarında. Daha getirmediklerimiz daha sonra, de var. Daha sonra Duru'yla konuşacağız. Onunla arkadaşlığımız 2013 yılında başladı. Aynen. Nerede? Aileler yarışıyor da başladı. Nasıl mı? Birazdan. Hoş geldiniz. Daha önce bize katıldılar efendim ama... Finalde finali gördüler ama 10 bin lirayı göremediler. Aslında evet, gördük ama izledik. İzledik. Bakalım şimdi inşallah. Ama bu sefer almaya geldik. Bu sefer i̇nşallah. Hazırlanarak kararlıyız. Geldiniz. Bu sefer inşallah alacaksınız. İnşallah. Rakipleri efendim biliyorsunuz TRT ekranlarında prime time'da yani akşamları yayınlandı geçen yaz. Araba veriyorduk hediyemiz. Ödülümüz, büyük ödülümüz. Finale kaldılar. 10 bin lirayı kazandılar ama 10 bin liradan sonra arabaya devam mı yoksa 10 bin lirayı alalım biz tamam mı noktasında kaldıktan sonra 10 bin lirayı aldılar ve arabaya giden yolu kapattılar, vazgeçtiler. Bugün yine 10 bin alıp 20 bin lirayı aileler yarışıyordan kazanabilme şansları var. Kimler onlar? Kapadokyalılar. Zaman ne çabuk geçiyor. Daha dün gibi ya. Aynen. Evet. Daha dün gibi. Doyamadık. Aranızda bir tane eczacı vardı değil mi? Keziban. Keziban vardı. Keziban diyelim ama. Evet. Keziban. Müşterisine dişini fırlatan Keziban. Hiç unutmuyorum. Hasseli konuşurken sohbet ediyoruz böyle arada. Kalabalıktı da. O arada hapşurdum ama hapşurmamla beraber o alt çenemdeki o komple plan fırladı. 3-4 metre ileriye fırladığını gördüm. O zamanlar daha yeniydi. Evet. O heyecanla, nöbetçiydi bir de o gün. Oraya yetişeyim, buraya yetişeyim derken diş gitmişti. Müşterisinin bir tarafına. Hoş geldiniz. İkinci 10 bin lirayı kazanmak için buradasınız. İlk 10 bin lirayı kazanmak için buradalar. Aileler yarışıyor efendim. Başlasın mı? Hadi başlayalım. Sibel, kaptanlar, Kadir. Buyurun efendim. Yüz kişiye sorduk her zaman olduğu gibi en popüler 6 cevabı arıyoruz ilk etapta. Sorumuz da şu. Böyle çat kapı misafirliğe gidebileceğiniz birini... Arkadaşım. Bakalım popüler cevaplarımız arkasından. Arkadaşım var mı? Böyle derse ben açmam kapıyı mesela. Kim o? Ben. Açma. Ana. Arkadaşım diyelim. Bir senin kaynana cevabın vardı ya. Meşhur oldu zaten iş yerinde bir arkadaşlar. Ha, dedikodu deyince aklınıza ne geliyor gibilerden bir soru sormuşum da kaynam demişti. Hatırlıyorum o sensin. Çok çekiştirilen bir... Kaynana. Hiç değişmemişsin, sesin her şeyin aynı. Ses tonum hep aynı ya. Kaynanan burada mı şu anda? Burada, hala. Kendisi. Evet. Ana, hoş geldin. O cevabın üstüne hala kaynanan. Bu sefer o kelimeyi kullanmıyorum. Ne diyorsun bu sefer? Anne! Evet.
Benim diyorsun. Evet. Peki. Ne dedik efendim? Arkadaşım. Dördüncü sırada. Sibel. Çat kapı misafirliğe gidebileceğiniz biri. Arkadaş dışından. Kim olabilir ki? Anneme. Yani. Anneme tabii ki. Anneme. Önceden annem arayayım. Anne müsait misin falan diye bir şey var mı ya? Çat kapı geldi bitti. Güzel. Bakalım. Nerede? En popüler anne baba. Hadi mantıklı şey düşünün. Ne düşünün? Kolay basit düşünün. Gayet basit düşüneceksin Osman'cığım. Evet, evet hadi Osman'cığım. Düşün. Aileme. Kime? Aileme. Aldım cevabı. Aynen. Şimdi anne ile baba aile değil mi? Osman değildir ya. Osman aynı. Abi var. Osman. Aile Osman aynı ya. Ne yapıyorsun? Kendi anne baba çıktı. Kendi evine mi gidiyorsun çat kapı aile? Siz düşünün. Bulur mu? Onu bozmuyorum. Aile diyorum işte. Aile abi var. Aynı aile demek anne baba. İlk sarı kartı değil aldın. İkinci sarı kartta kırmızı. Değildir ben sanmıyorum. Bence direkt kırmızı. Değildir sanmıyorum. Bizce de. Olur mu böyle şey? Aile, ailem. Zaten onu soruyoruz ya. Onu soruyoruz ya. Aile bireylerini... Ne dedi bu ya? Umut Bey ya yakıyor bunlar beni. Ya neden o? Niye acele şimdi? Hadi bu ayrı bir şey bulalım ya. Başka olmadı bir şey bulalım. Höh gibi şey bulalım mesela. Yani yuh gibi bir şey bulalım. Eh diye bir şey bulalım. Harbiden ya. Eh yapalım mı be? Eh yapın bakalım. 3, 2, 1. Ha güzel bir daha. Eh. Ha böyle sinirle. 3, 2, 1. Eh. Bu daha güzel A'dan ya. A şaşırma mı? Niye açılmadı gibi oluyor. Bunda kötü cevapladım bundan sonra yapıyoruz. Hadi. Tamam. Peki siz kime gidersiniz? Hadi düşünün. Hava. Ana. Rahmetli. Rahmetli. Anladın mı? Babaannenin ismi. Rahmetli babaannemin adı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah size ömür versin. Amin. Ama burada şimdi havayı göreceğim. Evet. Rahmetli babaannem nurlar içinde yatsın. 100 yaşında vefat etti. Oo maşallah. Senin başına. Maşallah. Ama ben daha 34 düşün. Oo maşallah. Maşallah. Bakalım hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Amin, aynen. Yaşamın da şeyinde. Evet, sağlıklı yaşam versin Allah. Çat kapı gidebileceğiniz bir yer. Kardeşimin evine. Bu kardeşimin evi işte. Öyle düşünün. Kardeş, buyurun efendim. Hadi bıdığım. O kadar çok var ki. Rıdvan'ım o kadar çok var ki. Evet. Söyle hadi. Söyleyeyim mi? Söyle. Hadi Rıdvan. Amcamlara, teyzemlere. Amcamlara. Hadi bakalım Rıdvan bu sefer siftah yap bakalım. Amcama evet gidiyorum. Amca nedir? Baba yarısıdır. Evet. Olmadı. Ya baba yarısı ya. Amca aranmaz. Öyle, gidilir aynen çat kapı. Evet. Gidilir. Doğru gidilir. Evet. Amca güzel bir cevap ya. Güzel güzel. Bakalım. Bakalım var mı? Bakalım inşallah bakalım. Kardeş de hadi. Hadi. Olacak bu bak. Ama daha içten. Bak şunu yap şöyle. Üç, iki, bir. Çok iyi bu. Ha eli de yapın. O zaman daha güzel oluyor. Güzel. Keziban. Evet. Dur uzakta durayım. Dişmiş gelir. Sağlamdır şu an. Sağlam mı? Sağlam. Amcadan sonra ne olabilir? Hadi Keziban'a. Çat kapı misafirliğe gidebileceğim. Anne baba var, kardeş var, komşu arkadaş var. Kim? Komşu. Ay, komşu. Komşuya çat kapı gidebilir misiniz? Niye? Yan komşuya... Ay siz kümelenin ya pardon. Ben bu komşuya gidebilirim. Harbiden bana... Ben akraba diyecektim ama o da şey çıkmadı. Olmaz çok genel. Taziyevi abi. Çat kapı. Niye çabuk iki olduk ya? Ama... Komşu güzel cevap. Komşu güzel. Sen düşün. Çok saçma oldu. Bence çıkar. Çıkar. Of. Ya şimdi amcayı dedik ama teyze. Aldım. Hayda. Ama kim var başka ya? Hiç mi ailen yok? Ailem kim işte? Annem babam. Teyze. Teyze de anne yarısı. Evet yani. Baba yarısı amca açılmadı. Ana yarısı teyze. O başka bir şey. Ama teyze daha samimi. Teyze daha samimi. Amca değil mi? Eşi falan belki iyi değildir almaz. Hani teyze alır kadınlar yani. Doğru söylüyorsun. Yani hani soruyorum. Ya. Teyze açılmıyor. Sen düşün.
düşünüyoruz. Hadi şu popüler cevabımız lazım. Ne düşünecek? Niye çabuk iki olduk ya? Yok bir tane olsun bilirse tamam. Niye iki olduk? Bir şey olmadı. İki niye olduk hem ya? Evet çok çok basit gittik ya. Osman sen düşün orayı. Çok basit gittik ya. Bir dakika. Ay! Hayda. Ne olduk ya? Ne oluyoruz lan? Ne var ama yani? Neymiş? Abi ne var ya? Gelin siz de kümelenin lütfen. Ya sanki element sordum abi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çat kapı, misafirliğe gidebileceğiniz bir... Şey, kümeyi kimseye gidebileceğiniz... Neyi konuşuyorsunuz? Sevgili çat kapı gidebileceğim ya. Sevgilisiymiş onu tartışıyorduk, kavga ediyorlar. Gelin beraber tartışalım. Ha evli, bu arada... Evli? Abi evli olabilir ama o 100 kişiyi düşünüyor. Aynen. Ama sevgili de çat kapı ne işi var yine de? Ama ya olsun genç, evli olabilirsin genç ama. Birine sorduysa sevgilisinin evine gidelim. Siz ikiniz evlisiniz, Allah muhabbetinizi arttırsın. O başka bir şey. Biz 100 kişinin cevabını arıyoruz. Niye kişiselleştiriyoruz? Çat kime kapı. Gidersin çat kapı? İsmail söyle. Sevgilimin evine. Tabii sevgilimin evine giderim diyor. Ama şimdi öyle tonlarsan olmaz. Sevgilinin evine de ki bari. Sevgilinin evine. Çoğunluk söyleyeyim. Birinden bahsediyormuşsun gibi sevgilinin evine. Yok biz çıkışta görüşeceğiz inşallah. Çıkışa ya, kalırsa iyi. Taziyevi geldi benim aklıma. Yani hani biraz... Ne diyoruz? Soruyu bir daha ben bir hatırlatayım. Çat kapı misafirliğe gidip... Misafirliğe yalnız... Birini... Taziyevi olur, misafirlik olunca olmuyor. Serpil ne kadar ciddisin ya. Çok derinlere daldım da... Valla Görümce'min evine inşallah. Görümce. Bakalım. Görümce. Sen benim evime çat kapı gelirsin Tuğba. Gelirim tabii, geliyorum Görümce'nin da. Görümce'nin evine gidin. Evet. Valla ben de amcamın kızının evine çat kapı giderim. Yani kuzen, elti, Görümce. Kararsız kaldık. Burada yorum yapamıyorum. Tamam artık başkana kalsın. Hadi demiştin. Hayır buradan bıraktım. Kopya çekiyorlar. Bütün akrabalar geldiği için. Bu masadan olanlar kim el kaldırabilir mi? Maşallah. Herkes burada. Diğerleri de herhalde bu taraftan tabii ki. Kadir. Sana mantıklı olsun. Nihai karar sende. Ne diyeceğim? Kuzen diyeceğiz. Aldım. Puanları yazalım buraya. Dayı puanları yazalım en buraya. En son günler çıkmaydı evet, kuzen mi? Evet, hala çıkmadı, dayı çıkmadı. Kuzen çok daha üçüncü kademede. Teyze çıkmayınca kuzen mi? Teyze çıkmayınca kuzen. Kuzen mi olacak? Kuzenler seviliyor belki. Şimdi kuzen yaşlı olduğu teyzenin... için... Teyzenin... Teyzeme ben çok gitmem mesela ama... Açılmayan iki popüler cevabımızdan biri. Kesinlikle kuzen olmaz. Kuzen mi? İlk puanlar hangi alkışla aileye seven gidiyor? Değil. Bize. Tabii ki bize. İlk puanlar bize. Değil. Bizde kuzen çıkmaz ya. Hadi inşallah çıkmayacak. Çıkmayacak. Evet. Sevgili diyeceğim yani sevgili. Sen taktın gece. Açılmayan 5 numaralı popüler cevabımıza bakalım sonra ikinci etaba geçelim. Neymiş? Babaanne sevgili mi? Çok merak ediyorum Ufuk Bey. Dede. Babaanne, dede filan mı? Evet. Anneanne, babaanne. Bak Sibel söyledi. Anneanne, babaanne. Geldik ikinci etaba. Sevda Osman. Oynuyoruz. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Boşluğu doldurun sorusudur. Boşluğu doldurun. Pasta. Nokta nokta nokta. Pasta. Kreması. Olur. Bakalım. Ay. Osman. Bir ya da ikiyi bulmak zorundasın. Pasta nokta nokta nokta. Pasta kreması. Pasta. Doğum günü. Güzel oldu. Bence olur. Böyle doğum yan yana pastası. İkisi çok uymadı hani. Bir ikileme gibi olmadı. O doğum günü pastası pasta ya. Pasta ikinci kelime olsaydı pasta olabilirdi. Pasta doğum günü. Doğum günü için yapılan bir şey ama işte. Ama pasta kelimesi işte. Başta. Başta. Hani pasta ikinci olsaydı. Ya başta da olsa yakışıyor pastası. Yani. Ne gibi oldu biliyor musun? Siz yakıştırdıysanız tamamdır. Şimdi pasta doğum günü olunca pastanın doğum günü gibi oluyor. Pastası olsaydı doğum günü pastası. Yani yakıştırılabilir. Bel yemiştir 100 kişi. Yani bence demiştir kuzen dediğine göre demiştir. Sevgili de çıkmadı hala. Aa yok, aa yok. İyi var. Biliyorum. Pasta nokta nokta nokta. Evet.
İlk aklıma gelen pasta mumu. Evet. Pasta mumu. Evet. Pasta mumu, pasta kreması. En popüler de duruyor orada. Evet. Pasta neyi? Hadi dur. Sen aklın sevgilide kaldı herhalde. Pasta sevgilisi. Bırak onu artık, geçti. Pasta bir şey, neyi? Aynen. 10. Ay, salla salla. Hadi, dur. Salla salla. Şey, pasta şekeri. Ya. Tamam. Pasta şekeri. Pasta şekeri ya, hamur şekeri var ya. Şekeri pasta, hamur şekeri. Ya. O zaman pasta yumurtası. Öyle şeker, şeker değil ya. Limon şekerleriyle falan deniyor hani. O şeker ya, hamuru hayatı. Şeker hamuru şimdi. Evet. Doğru. Şeker hamuru. Pasta şekeri ne? Doğum günü pastasına niye? İsmail düşün. Bende ama var. Güzel düşün. Bende 10 numara bir cevap var. Hadi çarpımız var mı? Çıkmazsa çıkıp yok gidiyorum. Yok. Sevgili. Var gibi. Ya. 3, 2, 1. Bir daha. 3, 2, 1. Siz de düşünün bu arada. Az bir bu işte abi. Bir de 50 de unutmayın. O çünkü ondan güç alıyorsun. İsmail. Evet. Pasta süsü. Ha? Evet. Ben, benim için söyledi ya. Ya. Benim için söyledi. Pasta aynı süsü. Şey olmuyor devam. Acaba Kezban ya? Kezban o muydu? Mumla aynı şey tamam olmaz mı? En popüler olması lazım. Ben de niye üzülüyorsam çıktı diye. Hadi düşünün. Pasta mumu, pasta düşün, kreması, pasta süsü, pasta neyi? Hadi ya. Pasta savaşı. Yani Kadir'den mi? Başka bir şey gelmiyor aklıma. Çok güzel cevap. Yaparlar, yaparlar yani. Ne yapmasın acaba? Çıkar. Pasta görürsün savaşı. Çıkmaz. Bak onlarınkini söylemişim. Yok, Nimet'e... Karıştırmayalım Nimet pasta savaşı. Ne alak? Karşıma yastık sanki söylemiş yalnız. Tüh, tüh, öyle yeme savaşı. Pasta yeme savaşı. Yo canım. Biz evde yapıyoruz niye öyle yeme pasta savaşı yapıyorlar ya? Niye? Biz her gün evde pasta savaşı yapıyoruz. Ya, ama 100 kişiden yani aldığımız cevap. Yani. Soruyorum. Neyse. Pasta savaşı. Bir çarpımızda İnşallah var. İnşallah çıkar. Dikkat. Hadi dikkat. Pasta şekeri neydi pasta ya? Pasta içine ne konur ben? Anladınız mı? Pastanın içine ne konur? Nasıl çıkmaz ya? İyiydi. Bize de yapıyorlar. İyiydi. Şişt, siz bizdensiniz. Ay bak bir yasta da kalıp olmaz. Şey pasta tabağı. Pasta tabağı. Pasta tabağı. Evet. Pasta tabağı var mı? Pasta bıçağı diye bir şey olmaz. Setleri var. Pasta, pasta tabağı. Evet. Sevda. Pasta tabağı. Olur. Evet. Güzel. Pasta tabağı olur. Olur olur. Tamam olur. Olur olur. Var olur. Var var olur. Kesin olur. Sende var mı? Bir şey var inşallah olur. Serpil abla tabaktan yola çıkıyor. Bravo. Şu anda biliyorsunuz burada 9 tane kameramız var. Hatta 10 kopya tane kameramız kopya var. Kopya ya. Allah Allah. İster istemez Kadir'in evet parmağı ağzına gitmiş. Neydi o? Elleriyle daha doğrusu masaya gitmiş. Masada da ne yaptın? Bir şey çizmiş. Yok ya. Kurallar gereği. O heyecandan. Tamam öyle ol. Ne o çizdi? Zaten kabul ederim ha. Ya. Tamam öyle olsun. Rahat ol. Evet ya. Rahat böyle yakalandı. Bizden hiçbir şey kaçmaz. Kurallar gereği efendim. Yapacak hiçbir şey yok. Hak tamam, hukuk gözetiyoruz. Her pasta zaman savaşı dedim ben ya. Buyur. Çarpımızı alalım. Hak etti. Herkes İyisiniz ha. Kümelendik diyoruz. Kümelendik. Güzel. Bizim şeyimiz var. Anlamadım. Hadi bakalım. Bunları pekiştireceğiz. Bizde ne var? Ne oldu? Çok güzel olacak. Onlar bilemediler mi? Tamam mı? Sizde. Tamam sen kaldın. İlk puanınızı alacaksınız inşallah. Hadi inşallah. 1 ve 6 numaralı popüler cevaplar kaldı. Pasta nokta nokta. Kezban. Pasta kalıbı. Kalıbı. Rıdvan. Yani pasta bıçağı. Bıçağı. Havva. Pasta çatalı diyorum ben de. Pasta çatalı. Farklı farklı cevaplar geliyor. Osman. Pasta. Hangisine katılıyorsun? Ya ben de aklımdaki kalıp da ama. Kalıp. Pasta kalıbı. Pasta kalıbıydı. Şimdi Sibel söyleyeceğimiz... Kaptanım. İşin zor. Valla Ufuk Bey ben de pasta kalıbı diye düşündüm ama.
kalıp yani. Dur, düşünmeden aldı. Dur, düşünmeden bir şey düşün, yaptı. Bir düşün. Düşün. Almamışızdır daha canım. Ama düşün. Çoktan tamam, aldık, yedik, bitti. Bitti mi? Ağızdan çıktı mı aldık? Pasta kalıp. Güzel ama bir cevap. Niye? Ben çok bunun kaç çeşidi var Ufuk Bey, ben de görseniz. E doğru, kalıpları kalıp var kalıp dolu. Yani evet. Şöyle ben, ince uzun olabilir, yuvarlak olabilir. Evet. Değil mi? Çok olur, böyle olacak, olacak. Pasta kalıbı. Yapacağız, alacağız. Açılmayan. Bir dakika, ne geldi aklıma şu anda? Kek kalıbı! Yanarım, yanarım, pasta bıçağına yanarım. Ama evet, pasta bıçağı ya. Hani yanarım. Sadece pasta bıçağını kesiniz. Ama karar vermediniz, meşhurum demediniz. Ya. Olabilir. Belki yani de pasta kalıbıdır. Şey de var hatta, pastanın o şeyi yok mu? Hamur açmayı atmak için. He. Kek ne o pişiriyor olabilir? Pasta, hamur, bir şey. Pasta neyi var başka? Vardır ya, hadi bakalım. Belki var. Pasta. Pasta. Hadi, 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 hadi çık. Hadi çık. Daha ne kalıyor ya? Hadi lütfen. Seyircimizde var mı cevap? Şefi. Şefi, ustası olabilir. Başka var mı pasta? Hemen yanında güzel kardeşim, yakışıklım. Heh. Pasta dilimi. Pasta dilimi, güzel cevap. Güzel cevap. Ama en popüler cevap en adam. Popüler kaldı, pasta evet. Bıçağı. Barışı, pasta bıçağı. Allah çıksın. Pasta bıçağı. 6 numaralı popüler cevap neymiş? Pasta bıçağı. 6. Pasta servisi. En popüleri ne? Pasta bıçağı olabilir, evet. Pasta dilimi. Dilim, bıçak da yok. Kadir'in vermeye çalıştığı kopyaydı bence pasta dilimi. Bıçak pasta dilimi. Bak hiçbir aklınızda yokmuş zaten. Şimdi 138'e 0. O mu, bu mu, etabı? Hadi bakalım. Kapadokyalılar, gel bakalım. Havva, Serpil, Özmenler. O mu, bu mu etabında 100 kişiye bir takım tercihler, seçenekler veriyoruz. Onlar da oylayarak tercihlerini belirliyorlar. Biz de en çok tercih edileni bulmaya çalışıyoruz. Bulursak 20 puan alıyoruz. Bu kadar basit. Size iki tane seçenek vereceğim. Sonra soruyu soracağım. Bu sorumuzda biz bu arada 100 tane kadına, 100 kadına sorduk. Önce seçenekleri vereceğim. Yeni akrabalar mı? Yeni soyad mı? Şimdi soru geliyor. Yeni akrabalar mı? Yeni soyad mı? Soru da şu. Evlendikten sonra hangisine alışmakta? Hangisine alışmakta? Zorlanırız. Yani hani. Herhalde öyledir. Yeni akrabalara mı zorlanırız alışmakta, yoksa yeni soyada mı alışmakta zorlanırız? Şimdi aslında ikisinde de zorlanırız. Yani ilk etapta ben soy ismime çok zorlanmıştım. Ne diyorsun? Alışana kadar bir zaman geçiyor. Ne diyeceksin? Soyad mı akraba mı? Soyad diyeceğim. Soyad aldım. Akrabalar. Biz de akrabalar. Hangisine aynen alışmakta zorlanırsın? Bence akrabalar. Soyad dediğin ne ki ya? Aynen ya, çok kullanılıyor. Ama yıllarca o soy ismi taşımışız. Bir yani şey söyleyeceğim bire... Elle tutulur bir şey mi ki? Aynen. Yok akraba... Yani böyle bir duygu alışverişi yaşayabileceğin, sinirlenebileceğin, gülebileceğin, aynen, özleyebileceğin, yüzünü görmek istemeyeceğin... Yani bir şey midir acaba? Soyad dediğin şey, soyadın değişti. Aynen. Tamam okey, ne aynen, koy cebe. Herkes seni Serpil olarak biliyor. Ama hastanelerde falan çok zor oluyor. Ne oluyor mesela zor? Ben çok soy ismimi karıştırdım. İlk zamanlar hep Serpil Özmen, Serpil Özmen diye kayıt giriyordum. Ne yaptılar mesela, kulak burun boğaza girecekken bir anda seni nereye aldılar mesela? Yani işte kayıtta yanlışlık oluyor. Tekrar kalın diye düzeltiyorsun. Hani soy isimde ben zorlandım alışana kadar. Benim de seni çağırmıyormuş gibi oluyor sanki. Nasıl Sevdacığım? Hani çağırıyorlar ya mesela, Sevda Özmen diyorlar. Sanki beni çağırmıyorlarmış gibi oluyorum. Tabii yabancı yani, artık hani çok Sevda'ya karşımda. Yok eskiden çağırdığı zaman Sevda Özmen kim oluyor yani? Peki. Yeni, ya yepyeni bir yere geliyorsun. Evet. Yepyeni bir yere gelin farklı gittiğimi insanlar, düşün. Farklı düşünceli insan, yani düşünceden. Niye gelin gidiyorsan bu arada, damat olarak da gelebilirim yani. Huyunu suyunu bilmediğim bazı insanlarla beraber evet, bir mecliste toplanıyoruz. Aynen. Bak bazıları için çok zordur. Kadın için, erkeği için, kayınvalidemize, anne dediğimiz o ilk süreç. O bile zor. Çocuğunuzun oluyor size anne baba demesi kadar aynen kıymetli bir şey aslında. Kayınvalide onu bekler ama biz onu diyene kadar çok zorlanırız ya hani. Aynen, doğru söylüyorsun. Yeni akrabalara alışmak daha mı zor ya? Ha? Bence daha zor. Daha zor. Yani ilk bassaydım onu derdim. Başka mesela bu konuyla ilgili bir şey söylemek isteyen var mı?
Yani daha zor dayı, eşinin dayısını, amcasını, ya, kuzenini bilmem insanlarla onların... Yani bu dünya karakterini çözeceksin. Yani kim kimin nesi? Bir de misafir kalabalık düşün, ailesi. Değil mi? Yani soy isim biraz çok... Neyi sever, neyi sevmez. Yani minnüsünü bilmiyorsun. Ona göre oturma kalkmana dikkat ediyorsun. Zor. Yok, ben çok sıcakkanlı bir insanım. Ben hemen alıştığım için bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Mesela ben soyadımı yanlış yazsam ne olur? Benim kızlık soy ismim Karakelle mesela. Karakelle. Yani bakın. Karakelle mi? Yani. Tuhaf gelmedi mi? En başta tuhaf gelmiştir. Yok, ben değilim. Karakelle ne ya? Ya bilmiyorum, atalarımız öyle koymuş, dedelerimiz eski dedi. Araştırmadınız mı? Hiç araştırmadım. Karakelle. Evet. Yakında TRT'de falan. O yüzden yeni soy ismini alışması... Soruyorum. Yok, çok hiç zorlanmadım ama... 100 kişi bu tartışmaya bir son verecek. Soru da şuydu tabii ki. Yeni akrabalar mı, yeni soyad mı? Seçeneklerimiz. Soru da şuydu. Evlendikten sonra hangisine alışmakta zorlanırsınız? Soyadıma alışmakta zorlanırım, evet, diyor Serpil. Evet. Yeni akrabalarıma, aynen, alışmakta zorlanırım diyor Havva. Bence, aynen, bir cevap büyük fark atacak. Oo. Bence. Hadi bakalım. Bakalım. Hadi. İnşallah. Öyle gözüküyor. Aynık diyor. Aa. Bu kadar şaşırmayın Ufuk Bey. Bir bakalım. Vallahi büyük fark bekliyordum. Oo. Aa, kafa kafayaymış. Bence ben de öyle düşündüm. Yeni yarı yarı alışmak inşallah. Yeni akrabaya alışmak çok zordur ya. Yok, demek o da zormuş. Soy ismini de misafir edeceksin, ona gideceksin. Ortak payda da ne bileyim ben, maça ama gideceksin, yeni akrabalar çıkacaksın. Suyunu suyunu ya bilmezsin. Ya bunu kadınlara sordukları için soy ismi de daha mantıklı yani. Bak onu hiç düşünmedim. Doğru. Hani biz erkeklere bunu... sormadılar. Erkeklerin akrabalara alışması daha zor. Hadi. Aa. 48-48. Çok... Ama ben de akrabalar. Yeni akraba. Çok alışmak. Yeni akrabaya alışmakta zorlanırlar. İlk, bu arada siftah yaptınız bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sirayet eder Rıdvan'a. Ve kim geliyor? Gel bakayım, gel bakayım. Tuğba. Oo. Biz sizler için varız arkadaşlar. Tüm ekibimle beraber sizler için varız. Bakınız. Canım çekti. Tam sorusu geldi. Yok muydu acaba? Bana gelmesi lazım dostum. Size denk geldi şansınıza. Şimdi seçenekler tabii ki gördüğünüz gibi, fakat soruyu dinlememiz gerekiyor. Kısır mı, yaprak sarma mı? Soru da şu. Bir altın gününde hangisini... Bas Rıdvan. Alo, basma. Ben çünkü gelme. Şaşırtmaz. Ama basacaktı, bassın. Hayır, bir altın gününde hangisini göremezseniz ayıplarsınız. Rıdvan bas. Bir altın gününde hangisini göremezseniz ayıplarsınız. Kısır tabii ki. Sen ne diyorsun? Kısır. Kısırı görmezsem ayıplarım diyorsun. Kısır günü. Kısırı görmezsem ayıplarım. Günün adı yaprak kısır zaten. Yaprak sarmanın. Canım benim. Da görmezseniz ayıplarsınız. Yiyebiliyor muyuz? Bunu... Sevgili Güler, Güler Alemdar, benim efendim prodüksiyonumuzda, yapımda emeğe geçen sağ kolum, her şeyim Güler elleriyle yaptı bunu. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Sarma. Siz mi yaptınız? Ben sarma. Bunu da ben yaptım. Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Ben, bilmiyorum, ben yaptım. Bir tencereye yaktım. Nasıl, güzel mi peki? Çok güzel tadı. Sen bunu elinle yiyebilirsin. Ben şunu merak ediyorum. Limonu falan harika peki olmuş. Biz yiyelim. Kazandığımı da yiyeceğim ya. Canım benim. Çok güzel. Biraz nar ekşisi. O da aceleye gelmiş ama. Yok yok, iyi kıvamı. Biraz nar ekşisi böyle. Hocam. Çok iyi. Şimdi altın gününde bunlar var. Herman. Ama hangisini görmezseniz hakikaten ev sahibini ayıplarsınız. Sarma tabii ki. Sarmayı marifetlidir. Ama kısır. Yani gün dediğin zaman ilk aklına gelen şey kısır. Baktın mı tadına? Yok, bakmadım. Niye? Ben kazandıktan sonra yiyeceğim. Bir tane bak ya. O kadar emek vermişiz ya. Bakayım. Teşekkür ederiz bir de. Bana teşekkür ederim. Ben yaptım bunu. Kısır ve yaprak dolması. Bu daha zahmetli bir şey. Bunun yaprağı maprağı, bunu alacaksın, şey, suda tutacaksın, onun içi. Kadınlar için yaprak sarması klansmandır. Çok önemli.
Böyle incecik olacak, kalem gibi olacak. Bakma ben işte biraz kalın kalın yapmışım. Çok önemli. Kısır da öyle. Mesela buna birazcık daha soy ister. Biraz nar ekşisi ister. Limonlu iyi ama. Ne oluyor? Gel. İsterseniz buyurun. Doğru sorun. Yani gel şöyle masaya. Bakalım 100 kişi hangisinde karar kılmış? Tuğba'nın dediği gibi. Kısır olmazsa mı ayıplarmış yoksa yaprak sarması olmazsa mı ayıplarmış? Bakalım efendim buyurun. En zahmetli yaprak iş. Sarması olmazsa olmaz. Ama zahmetini sormuyor. Hani olmazsa olmaz. Ama yani ayıplarlar kısır olmazsa olmaz. Şunu alalım biz. Canım benim al. 20 mi? Buyurun. Al canım. Eltimin canı çekti. Hamile. Yiyecek hamile mi? Evet. Aldık ya. Aa, bir tane tadına baksın. Kaç aylık? Kaç? Ben söyleyeyim. Bir kızımız olacak inşallah. Yok 4. Daha kaç? 4. 4 aylık mı? Evet. Ne kız mı geliyor? Kızımız evet, olacak. Kardeş inşallah. Geliyor. Kurban olayım. Duruyor. Kime kardeş geliyor? Duruya. Duruyla Oğuzhan. Duruyla Oğuzhan'a. Duruyla Oğuzhan kardeş geliyor. Hadi bakalım. 20-20 efendim. Devam ediyoruz. Yemeğe de devam ediyoruz. Otursun. Kır kır. Kafa kafaya gidecek gibi sanki ya. 45-45. 46-46. Puan geliyor. 20 puan. Bakalım. Kime gidecek? Yaprak sarma mı yoksa kısır mı? Bir altın gününde hangisini görmezseniz ayıplarsınız? Kısırı. Yaprak sarması! Alabilir miyim? Bu arada kimler geliyor? İsmail ve sevgili Keziban. Seçenekler. Bere mi, eldiven mi? Soru. Karlı bir günde hangisini almadan evden... Bere mi, eldiven mi? Eldiven. Karlı bir günde hangisini almadan evden çıkmazsınız? Eldiven dedin. Aynen eldiven diyorum. Ben bere derdim zaten. Zaten. Neden bere derdin? Beresiz çıkmam çünkü hiçbir zaman soğukta. Şapkasız çıkmam. Ama kar topu oynayacağım. Eldivenle oynamaya lazım. Çıkıyorsun demedin. Ama karlı gün ne yapacağım ben karlı günde? Mecbur kar topu oynayacağım. Hadi bakalım. Yoksa soğukta niye çıkayım dışarıya? Ben bere derdim zaten. Ben kar topu oynamak için eldiven takardım mesela. Kar tepe oynamaya çıkarsanız demiyorum. Bere olmazsa da soğuktan kulağın düşer ya. Şapkamız var ya. Montun şapkası var. Ben beresiz çıkmam yani. Nasıl Sibel? Yani soğuk havalarda zaten şapkası beresiz çıkılmıyor ya. Üzgünüm ama. Derece eldiven. Ama. Çünkü ben hemen eldivenimi hazırlarım karda. Aynen ben de. Bak yani çok mantıklı. Yani ne yapıyorsun? Evet. Doğruya doğru. Ben öyle nasıl hava? Sen yüzün ya da kulakta düşündüğün zaman nasıl oynayacağım? Kara dokunmak istiyorum zaten görmüyorum karı. Ya karla alakası yok. Ellerimle dokunmak istiyorum ona. Niye eldiven takayım hemen? Otobüste veya arabayla bir yere gidiyorsun. Evet abi. Dışarı çıkacağım. Kar yağıyor. Bere takarım. Kapatıyorsun. Yani. Kulaklığını kapatıyorsun. Yok bu peki ümit. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. İşe güce gidiyoruz. Okula gidiyoruz. Ya durup kar topu mu? Kar topu mu? Sorumuzda öyle bir şey var mı? Kar topu oynamaya çıkıyoruz demiyor. Ellerimizi paltomuzun içine koyabilirken kafamızı neyin içine sokacağız da koyacağız? Hadi buyurun. Hodri meydan. Buyurun. Yalan mı? Ama elimizi cebimize sokabiliriz, karlı ısıtabiliriz. Karlı havlu sokarsak pat diye kafayı yere vururuz. İşte kafayı nereye çok sokacağız? Çok zararlı bir şey. En kötüsü şu, horlayarak baktın. Kafayı nasıl horlayacaksın? Kafayı da bir tane al, montun şapkasını tak. Kafasını horlayabilen varsa 10 bin lirayı direkt veriyorum. İBAN'a direkt gönderiyorum. Bere'ye daha yakınım, bilmiyorum. Bakalım ama 100 kişi ne demiş, biz onların elçisiyiz. Onların bu tercihlerini bulmakla yükümlüyüz. Eldiven dedin, elden çıkmadan, bereyi almadan çıkmam dedim. Bakalım 20 puan kime gidecek? Buyursunlar. Ha. Bir puan farkı olacak, öyle çok kafa çok kafaya açık gidecek. Açık bir puan farkı olacak gibi. Öyle gözüküyor. Bence bere. Bence karın en özel şeyi eldiven bence. Kar topu oynamak için genelde. Bere.
Eldiven mi, bere mi? Karlı bir günde hangisini almadan evden çıkmazsınız? 20 puan kime gidiyor? Bere. Aha! Yeah. Eldiven. Tamam, bak, kar bir kere. Bir demiş ki, beresiz evden, eldivensiz evden çıkmam demiş. Puanlar 40'a 158. Kimlerde sıra? Kaptanlarda sıra. Kadir ve Sibel. Sosyal medya ile aran nasıl Kadir? Ya, sosyal medya ile aram WhatsApp, Instagram. Takipçilerim var. Evet. Güzel. Yabancıları almıyoruz. Yabancıları almıyoruz. Evet. Biz bize aile tanıdıklarımızı alıyoruz. Tanıdıklarımızı alıyoruz. Aileler Yarışıyor sayfasını takip ediyoruz. Süper. Harikasın. Harikasın. Evet, AilelerYarışıyor.tv. Evet. Sizin aranızda sosyal. Aynen. Ben de istiyorum. Evet. Tamam. Şimdi biliyorsunuz ki böyle çok ünlü video siteleri var. Oralardan çıkmış bir takım işte ünlü isimler var. İşte fenomen olanlar var mesela. Şimdi onlardan iki kardeşimizin ismini zikredeceğim size. Sonra da soruyu soracağım. Enes Batur mu? Orkun Işıtmak mı? Peki, soruyu daha sormadım. Enes Batur mu? Orkun Işıtmak mı? Enes Batur. Enes Batur'u tanıyorsun. Sinema filmi bile yaptı çocuklar. Çok sevdiğim çocuklarım. En çok takipçisi o mu? En çok takipçisi onun. Filmine benim oğlum da gitmişti. Evet. Eren de gitmişti. İnşallah öyledir yani. Orkun Işıtmak da Kadir sana kaldı. Soru da şuydu. Hangisiyle sosyal medya videosu çekmek istersiniz? Ay, istemem Enes Batur'la ya. Ben istemezdim. Niye istemezdin? Daha çocuk şey yani istemezdim. Peki Orkun Işıtmak'la mı isterdin mesela? Ben aslında şeyi merak ediyorum. İkisi... Acaba onlar hangisi benimle sosyal medyada şey çekmek ister? Onu merak başka, ediyorum. Onu bilemem. İkisine cevap hakkı doğdu. Ararlarsa bağlayalım hemen. Şimdi Enes Batur dedim. Orkun Işıtmak dedim. Bunların her ikisine de sevgiler, selamlar. Bakalım 100 kişinin tercihi hangisinden yana olmuş? Hadi Enes. Yakma beni Enes. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Enes. Allah tamam Allah. Ha? Bizdeymiş. Şu bizim çocuklara sorsaydık acaba. Size sorduk işte. Çocuklara mı? Yine aynı ya. İkisi de aynı. Kafa kafaya gidiyor. Tabii ikisinin de milyonlarca tabii takipçisi var. Hadi Enes. Dur yapma gözleri benim. Kapattı. Bekliyor. Enes. Şu anda 20 puan geliyor hadi arkadaşlar. Enes Batur mu? Hadi Orkun Enes Işıtmak yapma mı? Beni Enes. Hadi Enes. Takip edeceğim seni hadi. Takip edecek misin? Takip etmiyormuş. Hadi. Eğer gelirse. Yok ben. Enes Batur. Hadi. Ve son 20 puanım var. Sevda ve Osman buyurun. Seçenekler efendim. Ayakkabı mı, çanta mı? Soru? Ayakkabı mı, çanta mı? Soruyu duymadım. Soruyu ne olabilir sence? Ayakkabı mı, çanta mı? Ne olabilir sizce sorusu? Hangisi olmadan çıkmazsınız desem zaten ayakkabısız çıkamayacağımıza yani, göre. Evet. Bayanlar için de sorarsak çanta ben evet denilir. Çanta diyecektim. Basa bir sevdim ama soruyu dinlemeyince. Ayakkabı değil. Ayakkabı dedim. Çanta da sana kaldı Sevda. Evet. Soru da şu. Soru da ne? Kadınlar, of. Kadınlarda hangisine daha çok dikkat eder? Aa, ayakkabıya da dikkat kadınlar, eder. Kadınlar kadınlarda. Kadınlar ayakkabıya da dikkat Osman eder. Osman ayakkabı dedi. Salladı tuttu mu bilmiyorum. Salladım çünkü soruyu. Çanta da sana kaldı. Çanta var, çanta var. Yani kadınlar için çanta da önemli bir aksesuar ama. Ay çantası da ne güzelmiş falan. Bir de çok pahalı ayakkabı, çantalar var. Bey, ayakkabı, ayakkabı, düşman ayağa ayakkabı bakarmış. Da çok önemli bayanlar için. Düşman? Ayağa bakarmış. Biz dost bayanlar başarmış. Arasında ayağa bakmıyoruz yani, ama eldeki çantalara bakıyoruz. Bayanlar her şeye bakıyor böyle süzüyor. Yani çanta, ayakkabı hepsine bakmıştır ama ayakkabı bence ayakkabı. Ayakkabıya bakmıştır. Ayakkabı bence ayakkabıdır. Osman. Ama 100 kişi ne dedi? Değil mi? Kadınlar, kadınlarda en çok... Kadınlara soralım. Bakar, çantasına ben bakarım. Ben çantaya yani. Bakıyorum. Şimdi kardeşim aha. Çantasına bakarım. Rakip için şu anda mücadele kardeşim ediyorlar. Kardeşim bir soruyu dinleseydin. Kadınlar... Neden? Ama nedenini açıklayayım diye düşündüm ben. Neden mesela çantasına? Ha, dikkatimi çeker yani çanta. Ayakkabı yani ayağa bakmam yani. Ayakkabı herkeste var da ne giydiği önemli. Dost başa düşman ayağa.
Yani çanta, her elbisenin üzerinde de her ayakkabı giyiyoruz abla. Aksesuar yani, dikkat çek. Ya kadınların çanta dikkatini çeker. Aynen. Ya, ah kardeşim. Yani evet. Özellikle markası kadınlara falan mı sormuşlar? Bir kadın ama bir şey söyleyeyim. Erkeklere sordularsa. Bir kadına bakarken şöyle bir bakış var arkadaşlar. Şöyle bir başla. Süzer, süzer çıkar. İşte ayakkabı en sonda. Yani bir süzer çıkar. Kadının öyle bir şeyi evet, var. Evet, çanta daha önce bize çarpar. Ama hani şimdi çanta... Evet, çantaya geldi. Ayakkabı en son. Yani bazı insanların daha... elinde olur, işte koltuğunun altında olur, görmez falan ama ayakkabı gelirken direkt dikkat çeker. Ya mesela bir düğünde çeker falan böyle el çantası karşısından, var, dikkat çeker karşısından bir abiyenin üzerine. Dikkat... Hani, çantasız da dışarı çıkan bayanlar var. Seyirciye soruyorum. Kadınlarda hangisine daha çok dikkat eder? Mesela ayakkabı diyenler alkışlar mı? Peki belli oldu sayılır. Çanta diyenler? Bizimkiler. Bu tarafın yarışması mı? Evet, bu tarafın yarışması. Bakalım 100 kişi ne demiş? Çocuklar. Bakalım son 20 puan hangi masaya gidecek? Buyurun. Hadi bakalım. Hayırlısı. Bizim puanımız da bayağı düşükmüş. Bakamıyor yavrum. Öbürü de bakamıyor bak. Heyecandan bakamıyorlar. Hadi ayakkabı. Şu kadınlar kadınlarda hangisine daha çok dikkat eder? Ayakkabıya mı, çantaya mı? Efendime söyleyeyim, ayakkabı dedi Sevda. Ben bassam da çanta derdim, yok ben çanta. Osman da çanta mı dedi? Biz çanta, onda ayakkabı dedim. Siz çanta, burası da ayakkabı dedi. Doğru. Bakalım 100 kişi ne demiş? Ayakkabıya bakar ya insan. Ne bileyim yani, dikkat çeker. Çanta her zaman. Ayakkabı! O mu bu mu etabı Kapadokyalılara çok yaradı. 5'te 4 yaptınız Kapadokyalılar. 80 puan. 158. Arada 78 puan var. 158 puandan farkı bayağı indirdiniz. Geldik 4. etaba. Kimler geliyor? Tuğba ve Rıdvan. Buyurun. Ellerimiz geride efendim. Çok iyi bildiğiniz gibi 4. etap sorularımızı stüdyomuzda bulunan seyircimize ve ekibimize soruyoruz. Ve en popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz da şu. Son anda iptal olmasını istemeyeceğiniz bir şeyi söyleyin. Son anda iptal olmasını istemeyeceğin bir şey. Düğünüm. Çok güzel cevap. Düğünüm. Düğün. Güzel. Bakalım. En popüler cevap. Canlarım. Selamlıyorum. Öpüyorum. Son anda iptal olmasını istemeyeceğiniz bir şey. Tabii ki de uçağım. Uçağın iptal olması. Bakalım. Yolculuk bilet. Doğru. Olur. Kadir kaldı bugün. Kadir. Düşünüyoruz. Kaç saniye vardı? Ha? Son anda. İptal olmasını. İptal olmasını istemeyeceğim bir şey. Ne olabilir? Ha? Var aklında cevap. Hadi 10, 9. Çok çabuk yok, ya. Bizi. Konser bileti. Konser. Saymıyorsunuz. Tabii konser. 5. Sayacaklar ne oldu ya? Çok bekliyorsunuz. Ne 4'ü? Konser. Bir de 10'dan ve 5'ten. Dur ne dedi? Biz cevabı verdik ama siz sayın yine de. Sayız. Ya. Hadi devamı gelsin hadi. Tokat'tan döndü bu tarafa. Dönecek. Şey ya, doktor randevusu. Böyle gidiyorsun. Randevunuz iptal oldu, doktor çıktı falan diyorlar. Çok sinirleniyorum. Hoca. Doktor randevusu. Çıkması lazım. Evet, randevu. Yani ama doktor randevusu. Randevu. Tamam hadi abi, gerisini değil bulun şimdi. Hadi ama doktorunuz çok geniş. Tamam. Düşün. Evet, basmayacaktım bunu. Son anda iptal olmasını istemediğim şey. Bir tatil planım varsa onun iptal olmasını istemem. Tatil. Evet. Her şeyini hazırlamışsın. Serpil abla. Evet. Biletin hazır, yerin hazır, çantan hazır. Son anda bir haber alıyorsun. Allah korusun. Çok
Acaba hadi siz de ne olur. Ya da iş geldi, bırakamadım, bir şey oldu. Cenaze olur. Aksilik oldu, evet. Cenaze olur. Orada patladık. Mı. Çok güzel cevap. İnşallah. Doğru. Son anda iptal olmasını İtiniz. İstemeyeceğiniz bir şeyi sorduk. Açılan cevaplar. 37 kişi düğün demiş, 23 kişi yolculuk demiş, 17 kişi randevu demiş yani doktor randevusu demiş, 5 kişi de tatil demiş. 4 ve 6 numaralı popüler cevaplar kaldı. Toplantı. Toplantı. Evet. Tabii tabii. Önemli. Abi. Bravo. Toplantıya ne üzüldüğüm, sevinirim bak biraz. Toplantı keyif verir. Ama geçen gün çocukların toplantısı vardı. Evden evet. Çıktın. Tabii, saat 12'de hazırlanmıştık. 12'de mesaj geldi. Sultanbeyli'den çıktın. Evet, toplantı Beylikdüzü'nde. Evet. İşini ona göre ayarlıyorsun. Metrosu, osu, busu, kalabalığı, soğuğu, osu, busu. Gittin, yetiştin, makyajını tekrardan tazeledin. Onu yaptın, bunu yaptın, girdin. Evet, toplantı iptal. Çarpayım, olur mu böyle şey? Olmaz böyle kesinlikle. Şey yok. Olmaması lazım. Devam. Olmamalı inşallah. Haydi. Heh. İsmail abi lütfen. Kadir İsmail abi bulamazsa sen de. Ya olsun ya, kartları ne yapıyorsun? Son bir tane cevap kaldı. Biz bu turu vermiyoruz size. Sus ya ben. Kocacığım. Ay baskıya bak yavrum babacığım sen yaparsın diyor. Çok büyük bir baskı. Sadece beynini kullan yeter. Ve deriz biliyor musunuz? Baba sen bunu yaparsın. Sadece beynini kullanman yeter dedi. İsmail abi yapman lazım. Çok büyük laf. En zoru bu 6 numaralı cevap. Evet. 2-3 tane kişinin verdiği cevap. Basit düşün yine. Haydi İsmail. Var mı aklında bir şey? Son anda iptal olmasını istemeyeceğiniz bir şeydi. Sen bulursun hadi. Yardımcı olacağım. Salla İsmail abi cevap yok. Oluyorum. 10! Gezi, gezi diyeyim. Gezi. Gezmek. Beyniyle cevap verdi. Kocacığım. Sonra... Tatilin biraz bu şehir içi mi gezdi? Bakalım. Var mı? Bir tane var. Ya dönmesin. Yok olabilir. Kadir abi kaynağım. Aynen canım. Kadir sende var mı bir şey? Var var var. Her zaman vardır onda bir şey. Sakın cevapsız bırakma. Bir şey de olsa salla. Kümeleri. Yavaş. Yavaş. Bence arkadaşlar hani buluşma muhabbeti var. Buluşma ver. Bir tane. Son anda iptal olmasını istemeyeceğiniz cevapsız bırakma şey. Bunu. Maç diyorum, maç bileti. Evet evet. Aynen. Nasıl hava şartlarından dolayı? İptal oluyor. Maç hava şartlarından dolayı bence. Gidiyoruz, stadyumu dolduruyoruz, bekliyoruz. Evet. Hakemler geliyor, karın şeyini deniyorlar. Topu atıyorlar, top efendim sekiyor mu, sekmiyor mu diye. Bütün her şey... Efendim görüntüye bakıyorlar, sis mis, o bu, işte karın yağışı. İptal. Juventus Galatasaray maçı, yarıda kaldı mesela. Biliyorum. Düşünsene bin bir zahmetle bileti bulmuşsun, gitmişsin, saatler öncesinden stada girmişsin. Belki de deplasmana gitmişsin. Yani olabilir, maç çıkmasın evet, zaten maç başka güzel. Bir alternatif yok. Ben mesela bence, Avrupa bence Futbol Şampiyonası'na gideceğim, Allah nasip ederse İnşallah. Bu yaz. İptal olsun, milli takımıyla beraber gideceğim. Düşünsene Allah korusun. Son dakika iptal oldu hava şartlarından dolayı. Üzülürüm. Evet. Oraya kadar gitmişim. Olur. Olur. Korkarım. Korkarım. İnşallah. İnşallah cevap çıkar. Neydi? Maçtı. Maç. Açılmayan son cevap mı peki? Hadi inşallah. Bir fırlayalım havaya. Hadi. Maç! Şimdi... Şimdi... Başka bir şey aklıma gelmiyordu bana gelseydi. Bir gelin bakalım bir şeyler anlatacağım. Kezban, İsmail buyurun. Bu etabı kazanmak zorundasınız. Neden? Aradaki puan farkı 172. Eğer bu etabı
Özmenler kazanırsa bu 172 puanlık fark olacak sana 250-260. Alırız alırız. Bundan sonra oynayacağımız hızlı etapın puan değeri 150. Biz 3 aileyle yarışmış şansınız. İnsanız yani. Yok, bir aileye hiçbir anlamı yok. Biz de o yüzden vermiyoruz. Bu etapı biz kazanmak. De 3 kez yarışmış insanız. Rize'den dönmez de ama. Çıktık. Arada bayağı bize puan farkı var. Hiç belli olmaz. Sizin için tamam mı devam mı etapı? 100 kişiye buraya sorduk. Kadar. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz da şu. Balık dışında, balık dışında, eller geride, denizde yaşayan bir canlı, balık dışında, denizde yaşayan bir canlı. 5, 4, 3, 2, ahtapot. Ahtapot. Güzel kafa durdu. Balık dışında, denizde yaşayan bir canlı. Ama o da yeniyor. Ahtapot. Balık da yeniyor. Balık değil ama. Balık da yeniyor. İkisi de yeniyor. Balık değil yani. Ben aynen denizden babam çıksa yerim. Denizden babam çıksa yerim yani. Hayır yani. Ahtapot. Ama kötü. Hadi Kezban. Hadi Kezban. Kezban adı en popüler. Bunu yaparız balık Kezban. Balık dışında denizde yaşayan bir canlı. İki tane cevabım vardı. Hangisi daha üsttür? 5. Söyledi. Ya genel düşün. Deniz anası. Deniz anası. Evet, niye bu kadar çok basit? Şey, balık deyince acaba ahtapot da balıktır? O bir deniz yok, değil ki. Değil, deniz anası balık mı? Ahtapot. O da balık değil. Aramızda konuşmuyoruz. Evet, kopya, evet, aman harika. Dikkat. Aman dikkat. Geri dönüş olmayan yerler şu anda. Deniz anası. En popüleri. Harikasın. Harikasın deniz anası. Hadi. Bir tane bilin. Hadi. Ya, bir tane bilin. Sayın. Topallanın. Balık, bizde. Balık diyoruz da balık. 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 Balık dışında. Balık dışında. Balık. Yanaklar içeride. Tamam. Bir tane var bende ya. Bu balık. Ay bende de o balık. Hepsi mi giriyor içine? Onun dışında yaşayan bir canlı. Deniz anası ahtapot. Evet. Evet. Ne olabilir başka? Kimde sıra? Bende herhalde. Sibel. Kaptanım. Şey hadi. Olur mu acaba? Deniz atı gibi bir şey olur. Evet. Evet. Olur, güzel, güzel güzel güzel. Yani deniz atı evet. Diye bir şey var. Var var var. Canlı yani bir de canlı. Canlı canlı. Evet. Balık mı? Değil. 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 Evet düşünün. Hem de canlı ben ama de balık ben değil. Bende var düşünün. Niye deniz atı diyorlar ona? Şekli? Evet ata benzediği için. Ata benziyor diye bakalım. Bende de var kıldınız mı? Var ya. Ya. Ha? Var. Hadi en sonları buldum. Aferin. Hadi güvenin. Çok basit. Hadi Osman hadi. Hadi bunu hadi al. Hadi çok basit. Çok basit. Hadi. Siz sen, düşünün bende var. Sen, düşünün. Midye. Midye? Midye canlı mıydı? Balık mı? Var balık var, var 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 var. Var var. Ama var mı? Midye. Midye hazır dolma mi? Dolma. Bende var bir tane. Canlı. Balık denizde yaşıyor. Canlı mı? Canlı. Bir dakika canlı mı? Gözüm özü var mı? Canlı bir böcek var içinde ya. Aa. Var mı? Tamam. Böcek abi midye yani. Osman midyenin canlı olduğunu nasıl anlıyoruz? Denizden çıkmadan anlamayız herhalde. Denizde böyle denizde olduğu için. denizden çıktı. Hayır canlı ya. Olması için gözü olması gerekiyor değil hayır, mi? Hayır gözü yani değil bazı, içinde yaşı bazı büyüyor. Hayvanlar ya da içinde şey yani hayvanlar veya bitkiler. Kabuğu yani midye. İçinde açılıp kabuğun içinde bir şey büyüyor ya demek ki canlı yani bir böcek şey diyebiliyoruz. Balık olmadığına göre. Bunu almamız lazım. Var var. Evet. Midye bir de çok yani. Midye kabuğu. Midye limonu sıkar. Var mı? Var mı? Size zeytinyağı, tokat sarması yediğimiz gibi. Yok biz bunu alacağız ben karışmam. Ben soruyorum. Tokat'ın yaprağı güzel geldi. Kafamız çalışmaya başladı. Evet. Rize, Adana, Tokat'tan çıkıyoruz. Üşleyeceğiz. Üşleyeceğiz. Aferin Çak. Midye dolmaz. Midenize oturur. Midye. Midye. Hadi alkış. Hazırladınız mı siz? Evet. Evet. Midye vardır ya. Kesin vardır hadi ya. Hadi bana düşün. Hadi çık. Oley! Hadi. 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 Oh harika. Hadi bunu alacağız. Alıyoruz. Hadi, var iki tane sizin var, için tamam. Tamam mı devam mı etabı bunu var, almak evet zorundasınız. Hadi olma işe hadi yarat hadi. Tamam. Tokatlı için. Kapa tokyamlar dönüyor. Deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağası. Evet. İnşallah var yani. Var ya, var, var, var 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 var. İnşallah kültürlüyüz kişi söylediyse koruma altındalar var çünkü. Seviyoruz, koruyoruz. Deniz kaplumbağası. Yok mudur vardır mı? Bir de bu şu nesli tükenmekte olan karetle evet, karetle. Evet karetle. Ondan bahsediyorum işte kaplumbağası. Onları koruyoruz, korumaya devam ediyoruz. Bu cevabı o var. Ve onların koruma alanları var karette karettaların.
Orada lütfen Antalya'da bildiğim kadarıyla oralara da itinayla dikkat ediyoruz. Korumaya devam ediyoruz. Deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağası bakalım. Hadi lütfen çık ya. Deniz karakteri. Hadi. 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 Var. Yanlış işte, beni yeseceksin ya. Lütfen hadi. Beni yeseceksin. Hadi oğlum. Hadi. Şu anda sizin için tamam mı devam mı? Hadi paşam devam. Hadi. Finale çıkmak istiyorsanız, daha doğrusu hızlı etabı oynamak istiyorsanız. Hadi halacığım. Bu etabı almak zorundasınız. Son bir cevap. Bir tane var ama balık çeşidi mi bilmiyorum ya. Hani balık değil galiba ya. Ne o? Söyleyeyim, başka kafamda bir şey yok çünkü. İyi söyle hadi bakalım. Karides söyle. Kim? Karides diyor. Aa. Balıktır o ya. Karides çeşidi. Ama şimdi bir dakika. Karides balığı mı diyorsun? Karides balık değil ama. Karides balığı mı diyorsun? Açıklayayım mı? Karides farklı bir şey ya. Karides bir balık türü değil. Oo! Tamam. Açılmayan son popüler cevabı. Sezban var mı? Karides. Var mı? Var mı? Rıdvan var ya, bu sefer yaparsan sen bilirsen sen de atıyorum bunu aşağı. Var. Tamam hadi. Hadi. Hadi lütfen. Son. Hadi. Bir soru Karides. Var. Hadi lütfen ya. Oo! Ono! Kezban? Ben size bir şey diyeyim mi? Ağzını göstermiyorum. Hadi Kezban'ım. Hadi Kezban. Hadi. Söyle. Kezban. Yengeç. Şey. Yengeç. Oo, ah, evet, olabilir. Evet, olabilir. Evet, evet, yengeç. Yengeç. Harika olur. Ya. Evet, harika. Olur bence. İnşallah. Güzel, yengeç güzel. Var. Bir tane daha var, inşallah o var değildir mıdır? Ya. Yengeç. Açılmayan son popüler cevabımız. Bakışın korkuyorum, çok kötü ya. Korkuyorum. Ya. Sizin için tamam mı, devam mı? Bu çarpılar yanmaya başladığı zaman arkası çok çabuk çorap söküğü gibi geliyor. Yani, korkuyorum. Evet, evet. Açık net. Hay, hadi lütfen hadi. Çıksın ya. Ah. Hadi göreyim seni. Hadi, yengeç, hadi, yengeç. Hadi, hadi yengeç hadi. Vardır ya yengeç. Hadi lütfen. Biz korkmayız. Üç kişiyle savaşmış insanlar. Tokatlılar yapacağız. Sevinin, sevinin. Rize'de girdik. Rize. Adana, Tokat. Tokat. Sevinin diye verdik. 250 bin. Moral olsun, moral olsun. Biz sarmadan sonra kafamız çalış. Biz yemek insanıyız yani. Tamam, şekeriniz düştü. Onu toparladık. Şu anda iş nereye kaldı? Hızlı etaba kaldı. Kurtardınız. Hızlı etap. Bu etaptan sonra kim finalde onu öğreneceğiz. Ama onun öncesinde küçük bir şey yapmak istiyorum. Yıllardan 2013 yine bu kurumda TRT'de Aileler Yarışıyoruz sunuyordum. 2013-2014 yıllarında. O zaman Duru sizin aileniz. Evet, kızım. Kime kızıydı? Kadir. Kadir'in kızı. O zaman Duru daha çok küçükmüş. Gel kızım yanına. Ver mikrofonu da. Ver mikrofonu. Gel bakalım. Bu açık mı? Hoş geldin. Ah. Hoş bulduk. Şimdi Duru 2013 yılında bizi ziyarete gelmiş. Aileler Yarışıyor'u çektiğimiz zaman. Biz kendisiyle fotoğraf çektirmişiz. Şimdi o fotoğrafı önce, burada kaç yaşındasın sen? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben sana söyleyeyim. 2 yaşında mı? 3 yaşında. 3 yaşında. 3 yaşında bundan 7 sene önce. Gel şu kameraya şunu bir gösterelim. Ben de vallahi bir dünyayım yani o dönem. Bir sözüm vardı Duru'ya. Şuraya da yazacağım. Bak burada şimdi 2013 Aileler Yarışıyor. Şöyle şuraya da Ufuk abin diyeyim. Al bakayım. Bunu saklayacağından eminim. Teşekkür ederim. Canım benim. Şimdi bakalım finale hangi aileyle çıkacağız? Hızlı etap alkışlarınızla Kadir ve Sibel. Buyurun. Şimdi hızlı etabın olayı şu. Bir tane cevap istiyorum. En popüler cevabı istiyorum. Onu bulan kıymetli misafirimiz 1 puan alıyor. 5 puana ulaşan aile 150 puan alıyor. O 150 puanı da var olan puanların üzerine koyuyor. Ve 10 bin lira için finalde benimle oynuyor. Butona bastıktan sonra 3 saniye içerisinde cevap vermek zorundasınız. Başarılar diliyorum her iki aileye de. Şimdi ilk soru. Arabalarda yalnızca bir tane olan bir parça söyleyeyim. Arabalarda Allah'ım yalnızca ya. Bir tane olan bir parça. Direksiyon. Direksiyon.
Güzel. Güzel, harika. Güzel, güzel. Yani o olmazsa en güzeldi. Direksiyon. 1-0. Güzel. Sevda geç hemen. Osman Sevda. Kollar biraz önde sanki. Arkada önde? Kollar. Kollar arkada. Arkada? Arkada. Çok yakın şurada duruyor. Değil değil. Yakın. Soru. Bir helva türü söyleyin. Bir helva türü. Osman. İki. Bir. Bir. Sıfır. Klasik helva. Üç saniye içerisinde bir cevap vermek zorundasın. Bir helva türüsü. Kağıt helva. Kağıt helva. Klasik helva dedim ya. En popüler cevap çıkmaz. Değil. Ya bu ne? Yazı yirmi kelvası. Değil. Oh. En popüler cevap neymiş? Tahin helvası. İrmik mi? İrmik, tahin. Ha. Tahin helvası. Un helvası. Tam pişirilen helva daha mantıklı. Un helvası en popüler cevaptı. 1-0 Ali Azar'da. Serpil. Hava. Soru çok basit. İyi düşünün. İlk basan puanı alır. Başkası kullanırken beklemeniz gereken bir şey söyleyin. Tamamdır. Başkası kullanırken beklemeniz gereken bir şey. 3, 2, 2, 1. Sıra. Sıra. Randevusu evet. Ne sırası ya? Ne sırası? Ne sırası? Başkası kullanırken beklemeniz gereken bir şey. Sırayı kim kullanıyor? Ne için kullanıyor? Ders mi? Ne? Sessiz. Sıra. Ya sıra beklersin yani. Serpil. Evet. Başkası kullanırken beklemeniz gereken bir şey söyle. Banyo, tuvalet. Evet. Tuvalet olabilirdi. En popüler cevap ya mı? Açılırsa i̇nşallah durum 2-0 olur. Hadi çıkmadı inşallah. Çıkacak. Çıkacak. Osman. O yüzden kapatın. Ben geliyorum tabii ki. Korkmayın, buyurun. Eller geride, soru geldi. İnsanların kamp ateşi... Eller geride, insanların kamp ateşi etrafında yaptıkları bir şey söylüyor. İnsanların kamp ateşi etrafında yaptıkları bir şey. Şarkı söylemek. Şarkı söylemek. En popüler cevap. Harika. Hadi çıkacak. Harika Rıdvan. Açıldı. İkili. Aslanım benim. Koçum, koçum. Açıldı. Açıldı mı onun açıldı? Açıldı. Cevapları kolay, kazanması kolay. Aileler yarışıyor. Soruyu iyi dinleyin arkadaşlar. Çocukların zar zor, büyüklerin ise isteyerek yaptıkları bir şey söyleyin. Çocukların zar zor yaptığı ama büyüklerin ise isteyerek yaptıkları bir şey. Ne olabilir? Yemek yememek. Evet, o. Yemek yememek. Evet, o. Sibel, evet ya. Can abliyle, evet o. Çok güzel cevap ama. O. Bakalım en popüler mi? Öyleyse çünkü durum 2-2 olur. Hadi. 2-2. İki sıfırdan 2-2 oldu. Kaptanlar geliyor, buyurun. Ekmek atılan bir hayvan. Ekmek atılan bir hayvan. Kuş. Kuş. Ya basamıyorum ya. Hiç en popüler yok cevap. Karşında. Durum 3-2 olur. Özellikle vapurlarda değil mi? Martılara. Evet. 3-2. Sevda, Osman. Geç kaldın. Soru. Konaklamalı turlarda buluşma noktası olarak verilen bir yer söyleyin. Konaklamalı turlarda buluşma noktası olarak verilen bir yer söyleyin. Park. Park. En popüler cevap mı? Öyleyse durum 3-3 olur.
Ya otobanlarda nerede buluşuluyor ya? Of. Konaklamalı, konaklamalı turlarda. Buluşma noktası olarak verilen bir yer. Yani şey, şehir merkezi. Şehir merkezi. Yani otelin bulunduğu şehrin merkezi. Şehir merkezi en popüler cevap mı? Eğer öyleyse olabilir. Durum... ne ya? 4-2 olur. Bence de yanlış. Değil. Aa, ne? Güzel. Ne? Neymiş? Ha? Resepsiyonist değil mi? Konaklamalı. Yani otelin lobisinde buluşulmaz mı? Konaklamalı. Bir otelde mi buluşuyorsun? Bir otel değildir herhalde ya. Evet. Acent. Buluşma noktası. Evet otel. Doğru. Oo, otelde. Otelmiş. Otelde buluş. Konaklama. Bak otelmiş. Cevabı içinde evet, aslında. Evet. Konaklamalı turlar diyoruz. Yani geceyi orada geçiriyorsunuz. Durum şu anda 3-2 öndesiniz. Kimler geliyor? Serpil Havva. Buyurun. Soru. İlaç içmek dışında baş ağrısı için önerilen bir şey söyle. İlaç içmek dışında baş ağrısı için önerilen bir şey. Üç, ne? 2 masaj. Masaj. Ay. Evet. Açılırsa çok durup masaj yapıyoruz. Olabilir. İnşallah. Evet, aa, bunu çok ilaç içmemek için masaj. Eşime çok yapıyorum artık. Hadi çık lütfen. Aa! İlaç dışında baş ağrısı için önerilen bir Serpil şey. Serpil abla hadi. İlaç dışında. 3. İstirahat etmek, İstirahat dinlenmek. İstirahat etmek, dinlenmek. En popüler cevap. Ne peki? Süper. Buz, buz koymak buz. Olabilir şey mi? Olabilir mi? Ne? Patates. Buz koymak. Patates. Bağlamak. Ip. Bağlamak. Eşarpla yani. Ha, patates eşarpla, aklıma geldi. Bağlamak. Patatesler falan konulurdu bir zaman. Geldi de söyledim ya. Babaanne ilaçları olarak evet. Geçerdi ama neymiş bakalım en popüler cevap? Bence bağlamak. Su içmek. Su içmekmiş. Allah Allah. 3-2 durum. Tuğba ve Rıdva. Arkadaşlar, bir yazı çeşidi söyleyin. Bas. Tuğba. Ne yazı? Yani italik. O tarz bir şey mi? Anlamadım. 3-2 Tuğba düşün. İtelik. Çok tamam, kolay. Tuba, hadi. Çok kolay. Bir yazı çeşidi. Ne? El yazısı. Ha? Ay, canım benim korkuyorum. Ama öyle anlamadık şey ki. Ya. Basit yazısı. El yazısı. Düşün. En popüler cevap. Bu işte. El yazısı. Korkuyorum. Soru. Durum 4-2. Bilirseniz, açtırsanız. Finaldeyiz. İnşallah. Finaldesiniz. Üstüne limon sıkılarak ama ne? Çiğ köfte. Ama. Sık limonu sık. Soru o mu? Evet, evet. Ne? Sorunun devamı o mu? Hayır. Bakalım doğru bir şey mi yaptı? Daha limon sorunun sıkılarak... devamını bilmiyoruz. Belki de erken davrandı aynen, ve olabilir. Doğru bir şey söyledi. Çiğ köfte açılırsa finaldeler ama sorunun devamını soracağım eğer değilse. Olmadı. Soruyu dinleyeyim şimdi. Soru şu. Üstüne limon sıkılarak yenilen bir sebze yemeği söyleyin. Pırasa. Pırasa. Olmaz. Pırasa olmaz ya. Evet. Pırasa olmaz. Vallahi kesin olur ya. Yani. Yemek. Niye olmasın? Bence pırasa olur. Olmaz. Neden olmasın? Pırasa en popüler cevap. Zeytinyağlı pırasa, zeytinyağlı pırasa. Limonsuz olur mu? Zeytinyağlı pırasa, limonsuz olur mu? Durum 4-3. Evet 4-3, hadi Sibel çevirmen lazım. Sibel çevirmen lazım. Bir dakika. Soru, durum 4-3. Cımbızla çekilen bir şey söyleyeyim. Kaş! Kaş! Ya basamıyorum, hızlı basıyor. Hiç boşu yok ama. İşte bu kadar. Beni karşıma verdi. Hiç şansınız yok. Nasıl vurdu ya? Vallahi. Cımbızla çekilen bir şey. Her kaş. Zaman böyleydim. Bütün yarışmalarda. Eğer kaş kaş diyor. Açılırsa finaldeler. Ya vermişsiniz bana bunu. Ben hiç... Özmenler açılırsa 5-3 ile
finale çıkarlar. Hadi hadi. Hadi Ufuk Bey. İbrahim seviniyoruz. O kadar sevindim. Zaten o şimdiden seviniyor bak bunu. Kolaylıkla alırdık biz hepsini. Ben üçü hepsini de biliyordum. Bravo. Kolaylıkla alırdık. Neyse yapacak bir şey yok. Hata neredeydi diye sormak istiyorum ama cevabını biliyorum ben. Hızlı basamadınız. Hızlı basan. Evet. Daha hızlı basanlar oldu. Aynen. Aynen. Adı ne bu etabın? Hızlı etap. Aynen. Arkadaşlar daha önce katıldınız, 10 bin lira kazandınız. Bugün bir 10 bin lira daha kazanabilirdiniz. Sonuna nasip. Kadar mücadele ettiniz ama... Evet, nasip yani. Kısmetimizde yok. Arkadaşlar demiş, yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Sevdiklerimize, ailenize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Buyurun. Hadi gel. Kısmet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Vallahi hepsini bir düşün beni mahvetti. Hakkı seni inşallah. 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 Geriye dönük izleyin. Üç kere yarıştım. Üçünde de karşımda hiç şans tanımadım. Hiç şans tanımadım. Şakalaştık etti farkı. Hayırlı olur inşallah. Böyle bayramlarda gelirler ya bayram ziyaretine. Sonra böyle şöyle kapıdan böyle uğurlarcasına. O anı yaşadık şu anda. Ama biz en baştan söylemiştik onlara. Kimler yarışacak bizimle beraber? Kadir kesin. Hadi beraber İsmail çıkalım. Hadi gelin bakalım. Buyurun. Aklına gelen en basit şeyleri söyle. İsmail abi heyecanlanma. Zaten hızlı cevap verirsen süre başa dönüyor. Kadir. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce kimle yarışacağım? İkinci benimle. İkinci senle. İlk önce benle yarışacağım. Okey 20 saniye senin zamanın var. Senin müzik odasını uğurluyorum. İsmail buradasın. 20 saniye içerisinde 5 tane soru soracağım sana. İlk aklına gelen cevapları ver. Aklına cevap gelmezse pas de. Sakin ol. Sorularımız kolay. Hazır mısın? Hazırım. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Aileler yarışıyor da final etabının ilk devresi başlıyor. Bacakları vücuduna göre ince olan bir canlı söyle. Kuş. Turuncu denince aklına gelen bir şey söyle. Portakal. Çekilişlerle tatile gönderilen bir tatil beldemizi söyle. Antalya. Hastanelerde randevu alınarak yapılan bir şey söyle. Ne yapılır hastanelerde randevu alınarak? Pas. Nasıl? Osmanlı döneminde devleti yönetenler için kullanılan... Padişah. Padişah ve kaldı. Evet. Hastanelerde randevu alınarak yapılan bir şey ne olabilir? Muayene olur. MR olur, muayene olur. Kan tahlili olur. Bir de korkunç olan şey şu ne? Çekilişlerle bir tatil beldesi soruyoruz. Sen il söyledin. Ben istiyorum ki orada Bodrum'da, Çeşme'de, Kaş'ta bir şey de yani. Sen il söyledin. Ben belde sordum. İki tane sıfırımız var. Dikkat. Bakalım Kadir'e bağlı her şey. Uğurluyorum seni. On bin lira var işin ucunda. Hadi bakalım. Kadir. 25 saniye süren olacak. Evet. Biraz heyecanlandı. Soruların bazısını iyi dinlemedi. Süreyi de iyi kullanamadı ama senden o performansı bekliyor. Kaç puan aldı? Belli değil. Geldiği zaman bakacağız. 25 saniye süren var. Aynı soruları soracağım. Aklına gelen cevapları ver. Aklına cevap gelmezse pas de. Süremiz yeterse tekrar döneceğiz. Evet. Aynı cevapları verirsen de sana değiştir diyeceğim. Tamam. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Buna ihtiyacımız var. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Aileler yarışıyor da final etabının ikinci devresi başlıyor. Bacakları vücuduna göre ince olan bir canlı söyle. Köpek. Turuncu denince aklına gelen... Portakal. Değiştir. Greyfurt. Çekilişlerle tatile gönderilen bir tatil beldemizi söyle. Belde. Bodrum. Belde güzel. Hastanelerde randevu alınarak yapılan bir şey söyle. Muayene. Osmanlı döneminde devleti yönetenler için kullanılan bir kelime söyle. Padişah. Değiştir. Sultan. Tamam.
Kadir İsmail'in hatalarını kapattı gibi İsmail geliyor alkışlarınızla. Çok iyi yarıştı. Çok iyi yarıştı. Kadir, İsmail. Çok iyi yarıştı. Senin de çok güzel cevapların var ama iki tane sıfırımız var. Bakalım 200 puana ihtiyacımız var 10 bin lirayı kazanabilmek için. Daha önce katıldıklarında finali bile görememişlerdi. 10 bine yakınlar, güzel cevaplar var ama o 2-0 bizi biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Dönelim. İlk soru. Bacakları vücuduna göre ince olan bir canlı söyle. Cevaplar. Kuş. Köpek. Puanlar aksın. Elbette ki bütün canlıların, birçok canlının bacakları ince. Vücuduna göre hayvanlar ince. Evet. Ama köpek maalesef söylenmemiş. Çok daha popülerleri var idi. Mesela benim aklıma ne geldi mesela? Leylek. Zürafa leylek. Geldi ilk. Leylek var. Leylek var. O da kuş. Evet, kuşa girebilir aslında. Kuş güzel bir cevap. Puanı aksın. Biraz daha. Eğer 30 olursa hadi en popüler cevap. Hadi. En popüler cevap. Bakalım nereye kadar yükselecek. 32 puan. En popüler güzel. Cevap. Güzel, bravo. İkinci soru. Turuncu denince aklınıza gelen bir şey söyleyin. Cevaplar. Puanlar aksın. Aslında mandalina geldi. Tamam işte. Heyecanlı. Demin dediğin gibi mandalin demiş olsaydı, mandalina demiş olsaydı. Bir de greyfurt tam turuncu da değildir ha. Evet. Kırmızıya çalar biraz da. Portakal süper bir cevaptır. Puanları bolca aksın. En popüler olur diye düşünüyorum. En popüler cevap olmayabilir değil mi? Turuncu deyince kaklo gelir. Ya Hollanda gelir ya portakal gelir yani. Doğru. Benim zaten Hollanda diyecektim mi? Sonra dedim portakal diyeyim. Hadi biraz daha. Hadi en popüler cevap. Hadi biraz daha. Hadi bir kök. Hadi kök. Turuncu denince aklınıza gelen bir şey portakal. Buranın en popüler cevabıydı. 2-2. Üçüncü soru. Çekilişlerle tatile gönderilen bir tatil beldemizi söyleyin. Belde. Bir tane il aldık, bir de güzel bir belde aldık. Görelim. Antalya bir belde değil, ildir. Bodrum muhteşem bir cevaptır. Puanlar en azından bir tanesi için akacak. Görelim. Nereye geldim? Çeşme'de. Milas. Fethiye'de. Aynen Fethiye falan aklıma geldi Milas. Aslında da. Marmaris'te, Datça'da, her şeyde ama Antalya iyi, belde. Bodrum cevabının puanı aksın. Hadi. Yolu yarım. 50. En popüler cevap. 100. Yolu yarıladık. 100 puan. Yolu yarıladık arkadaşlar. Yine de az gibi geldi bana ya. İlginç bir tablo var. 3 soruda 3 tane en popüler cevap
ve 3 tane de 0. Aynı yerde. Bakalım. Hastanelerde randevu alınarak yapılan bir şey söyleyin. Kurban olurum. Bir anda çok acele ettim ya. İsmail'den cevap alamadık. Ne var diyebilirdin? Diğer cevap iyi bir cevaptı. Muayene. Aa, güzel ama sen. Puanının gerçekten çok olması aynen gerekiyor ki son soruya umutlu girelim. İnşallah. Hadi bakalım. En popüler cevap olması gerekiyor. İnşallah. Aksın. Genelde 30'larda. En popüler. İnşallah. Hadi. Hadi. Biraz daha. Hadi köl. 35, 35. Hadi be, yürü. En popüler 4. cevap bu. Yapma be, yapma be. Ortası yok. Ya hep ya hiç. Evet. Böyle bir tabloyla daha önce hiç karşılaşmadım. 4 tane en popüler cevap, 4 tane de 0. 134 puana geldik. 66 mı? 66 puana ihtiyacımız var. Kurallar gereği son sorunun puanlarını ve cevaplarını görmeden evvel 10 bin liralık çekimizi size takdim ediyorum. Umarım sonunda da sizde kalır. Buradaki cevaplar iyiydi ama. Son? Buradaki cevaplar iyiydi. Çok belki güzel alırız. Soru şuydu. Osmanlı döneminde devleti yönetenler için kullanılan bir kelime söyleyin. Cevaplar çok güzel. Görelim onları. En azından padişah burada tesadüf olmayacak. Sultan. İlk evet defa her ikisinden de puan alacağız bu sefer. Evet. Aynen. Bakalım. Amacımız da şu, hedefimiz ikisinin aldığı puanların toplamı 66 olmak 66 zorunda ve 200 puana zaten ulaşmak zorundayız. Zaten bakıldığında hani başka şık yok gibi hani var mı? Ben bilmiyorum acaba. Hani Osmanlı döneminde. Ya padişahdır ya sultandır. Biri de onun ikinci popüler padişah olsa. Padişah zaten en popüler. Haydi İnşallah bakalım. Devleti yönetenler için kullanılan bir söz. Mesela vezir var. O devleti yönetiyor. Yönetiyor mu vezir? Osmanlı. O da devleti yönetenlerden biri. Alt kademe ama. Sadrazam var. Ama padişahla sultan çok güzel cevaplar. Evet. Puanlar aksın. İnşallah hadi. Olacak. Son 50. Son 40. Hadi. Hadi. Son 30. Son. Hadi biraz daha. 20. Sultan 25'te kaldı. Gençli padişah. Padişah. Evet, İhtiyaç anladım duyduğumuz puan sayısı nedir? 20, 16. 16. 16. İlk padişah gelir aklımıza. Padişah hiç. 41 olursa padişah, ama 41 olursa 10 bin lirayı kazanıyoruz zaten. 100 kişiden 90'ı padişah demiştir zaten. İnşallah. Yani padişah cevabının ilk kalan puanı yani aksın. %90 kişi padişah demiştir. 47, 47 bakalım 10 bin lirayı kazanabilecekler mi? Son inşallah. Tamam da. 16 puana ihtiyaçları var. En popüler 47 düşünsene. Hadi be. Hadi. Hadi çık. Hadi. Evet en popüler cevap. Hadi. Son 10 puan. Hadi. 31 puanda padişah cevabı 41 puana yükselirse 10 bin lira bizim. Çok ilginç bir tablo. 4 tane 0. 1 tane. 4 tane en popüler şu sıfırlardan birinden şöyle güzel cevap alsaydık belki şu anda çoktan, çoktan 10 bin lirayı kazanmıştık. Padişahın kalan puanı aksın. Kaybedin hadi de bir inşallah sorun yok hadi tamam mı? Güzel. Thank you.
Hadi. Çok yaklaştık. Ay. Hadi. Seda yedi. Ben hiç bakmıyorum. Kulaklarımı da kapatıyorum. Siz bana haber verirsiniz. Allah'ım. Ya %90 kişi padişah demiş de zaten. Popüler cevabın 40 üstü olma ihtimali var mı? Tabii ki. Tabii ki var. Kız 100 kişinin 90'a rekorumuz padişah 56 demiş. Ay. Öyle hadi mi? İnşallah. Hadi. 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 Son 5. Hadi be. 5 lütfen. Şey böyle şeyler dökülmüyor mu şuralarda? Hadi. Kız ben bayılacağım ama. Tamam ya. Ya kesinlikle 47. Olacak. Siz öyle kesinlikle deme Tuğba. Padişah 47 vay. Abla. Ne olur kalmasın ne olur. Kalmaz abla 47 çıkacak gör bak. Devam. En popüleri başka bir cevabı yok ki padişah. Ay böyle bekleyince beni bir heyecan sende. Allah lütfen. Ufuk Bey bayılacağım çabuk. Hadi inşallah. Bayılacağım. Eridik burada. Ufuk Bey'i. Sonuç. Ay eridik. Omuzunuzu alıyorsunuz. Hadi. Eğer padişah cevabı en az 3 puan daha alırsa 10.000'in sahibi oluyorlar. Hadi. Hadi ya. Ya gelin şöyle yapalım ya. Son 2. Hadi. Hadi be. 3 kaldı abla. 2. Allah'ım sen. Hadi kaldı. 47 çıkacak. 2 puan. 47 çıkacak. Hadi. Helal olsun. 4 tane 0'a rağmen 4 tane 0'a rağmen 4 tane en popüler cevabı buldular. Kız duru. Kazandınız. Gelin bakalım, gelin bakalım. Diğer ailemizi de alalım efendim. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanın. İyi günlerde kullanın. Buyurun. Kızlar, çocuklar bir bakalım. Evet, aileler yarışıyoruz. Sonuna geldik efendim. Her zaman söylediğim gibi. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Sağlıkla kalın. Afiyetle kalın efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gel gel. Herkes gelsin. Gel gel gel. Bütün çocuklar gelin bakalım. Gelin bakalım, gelin bakalım. El sallamaya, oraya el sallamaya. Çocuklar el sallamaya. Nerede çocuklar? Geç. Sen de geç. Gel. Sen de gel. Sen de geç. Herkes. Herkes geç. Geç. Geçin önleri. Şöyle arkalara. Gelin. Gel. Herkes geçsin şuraya kameraya. Koş. Herkes. 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 Geç.